Herkese merhaba. Geçenlerde yine ben bu İngiltere'de master ile ilgili bir video yayınlamıştım. Kısa olması gerekiyordu ama biraz uzun oldu. Dolayısıyla ben de bunu kısa kısa bölümler halinde yeniden yüklemek istedim. Ve aynı şekilde bunu görselleştirip yani site hangi siteye gireceğinizi, nerelere bakacağınızı size direkt ben göstermek istedim. Bu sizin için daha rahat ve anlaşılır olacağını düşündüğümden dolayı. O zaman başlayalım. Bakalım neler yapmamız gerekiyor adım adım. Ben de zaman içerisinde bu videoları sırayla yayınlamaya çalışacağım sizin için. Hadi bakalım. Evet, herkese tekrardan merhaba. Şimdi ilk olarak şunu belirtmek istiyorum. Bu master programlarını genel olarak bir bakacağız. Yani en azından üniversitelerin sitesine girince nelere bakmamız gerekiyor ilk aşamada. Ben bunu sadece göstermek istiyorum. Genel olarak proses, yani bu aşamalar oldukça karışık bence. Ve ben de bir şekilde bir ajanstan yardım aldım. Ama gerçekten İngilizcesi çok iyi olan insanlar da kolaylıkla kendileri bu aşamaları tamamlayabileceğini düşünüyorum. Ben sadece ilk aşama olarak kendiniz de atıyorum ajansla başladınız diyelim. Kendiniz de aynı şekilde üniversitelere bakmak ve araştırmak için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bunu göstereceğim şimdi size. Diyelim Birleşik Krallık'ta direkt yapmak istiyorsunuz. Ben diyelim burada yazıyorum. Direkt yazmıştım zaten. Psikoloji yani psikoloji alanında olacağını belirttim ki ona göre bir sıralama çıkacak. Genelde şu site güzel oluyor. Bunu zaten linkini de aşağıda videonun altında vereceğim size. Evet, böyle bir sıralama çıkıyor. Burada üst tarafta belli kategoriler var. Bu kategorilere göre üniversiteler sıralanmış durumda. Herhangi bir üniversiteye girip bakabilirsiniz. Ben kendi üniversitemden örnek vererek yapacağım. Diyelim Bangor. Şimdi direkt ben bu sayfayı pek hoşuma gitmiyor açıkçası. Bir şu yararlı olmuştu. Yani postgraduate yani master öğrencileri %25'lik bir dilim kapsıyormuş üniversitede. Burada işte eğitim kalitesi ilk yani UK'de ilk 10'da bunlardan bahsediyor. Ben direkt onun sitesine girmeyi tercih ediyorum. Şöyle yapayım direkt. Bangor Üniversitesi diye yazdığınız zaman zaten direkt olarak çıkıyor. International öğrenci olacaksınız. Buranın derslerine bakın ilk önce. Hangi dersleri, hangi alanlarda programlar var? Postgraduate courses'a giriyorsunuz master için. Thought courses. Evet, şimdi burada yine seçeceğiz. Burada psychology var. Health and behavioral science'da oluyor genelde. Burada MS mi MA mi yapacağınız da çok önemli. Ben MS yapıyorum şu anda. Bu MA ile MS'in Master of Arts'ın, Master of Science'ın farkını daha sonra bir videoda açıklamayı düşünüyorum. Hatta şu tarafa bir yerde de yok. Şu tarafa bir yere tıklarsınız. Oradan daha detaylı bilgiye de ulaşabilirsiniz. Çünkü bu da çok büyük bir fark aslında. Ama temel olarak şunu bilebilirsiniz ki MS yaptığınız zaman daha akademik düşünenlerin yapacağı bir seçim oluyor aslında temelde. Çünkü MS Master of Science yapanlar sonrasında doktora başvurularında yani kabul alıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer sen MA yaparsan doktora yapamıyorsun. MS yaparsan doktoranı daha sonra yapabilirsin ki bu da tezli programlar demek. Master yani master'dan sonra doktora yapmayı düşünenler Master of Science yapması lazım. Ve ben de daha sonradan doktora yapma ihtimalimi düşünerek Master of Science'ı seçmiştim. Ama daha detaylı bilgi için ben zaten şu tarafa bir tane link yerleştireceğim. Oradan da tıklayabilirsiniz. Evet. Şimdi buraya girdiğiniz zaman burada genel detaylı okumanız gerekiyor.
Hangi hoca mesela buradaki kişilerin ve supervisorların detaylı olarak bilgilerine bakabilirsiniz. Çünkü siz o kişilerle tezinizi yazacak ve çalışacak olacaksınız. Dolayısıyla bunları bilmekte yarar var. Çünkü vize başvurunuzda da mesela bu tip şeyler soruyorlar. Neden o okul? Veya işte çok detaylı bilgiler sorulduğu için olabildiğince bilgi edinmeye çalışın okuyacağınız okul hakkında. Evet, requirements kısmına geldiğimiz zaman burada IELTS kısmı çok önemli. Burada 6 istiyor ve burada şu gördüğünüz 5,5 ise diyelim burada IELTS UKVI sınavına girmeniz lazım. United Kingdom'da bir üniversitede okumak istiyorsanız bu yeni bir yönetmeliğe göre UKVI sınavı olarak geçiyor. Öteki sınavlar geçersiz. Evet, burada IELTS UKVI sınavına girmeniz gerekiyor ilk önce. Yani zaten bu araştırdığınız okulların sitelerinde bunlar da mutlaka yazar. Ama United Kingdom'da bir okula girmeyi düşünüyorsanız UKVI sınavı önemli. Yani sadece IELTS değil, IELTS UKVI sınavına girmeniz lazım ki bu daha pahalı olan sınav oluyor. Bu da bir not olsun. Evet, burada IELTS için 6 ve minimum 5,5 istiyor. Yani bu ne demek şimdi? IELTS'te 4 tane bölümümüz var. Reading, Writing, Listening ve Speaking. Bizim genel ortalamamızın 6 olması lazım. Her bir bölüm ayrı ayrı puanlandırılıyor. Diyelim her birinden 6, 6, 6, 6 aldın. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani kısacası bu şuradaki 4 tane kategoriden minimum kendi içinde 5,5 alman lazım. Artı olarak genelinin de 6 olması lazım. Eğer diyelim 5,5 değil de 5 alırsan diyelim speaking'den kabul edilemiyorsun üniversiteye. Bu çok önemli. O yüzden mümkün olduğunca erken bir dönemde IELTS sınavlarını çalışmaya başlayın. Bu benim önerim. Çünkü yani ortalama bir 2-3 ay çalışmanız gerekiyor. Çok teknik bir sınav. Ama tabii İngilizceniz çok çok iyiyse zaten siz kendinize göre bir yol ayarlayacaksınız demektir zaten yani. Onu o kadar da değil. Evet, burada apply bölümü var. Hem kendiniz hem de ajansla beraber bunu yapabiliyorsunuz. Eğer bir ajans sizden para istiyorsa ona vermek zorunda değilsiniz. Zaten okul onlar için ödeme yapıyor. Herhangi bir sözleşmede imzalamanızı hiç önermiyorum. Bu da çok bağlayıcı bir şey oluyor. Çünkü normalde bir ajansla istediğiniz zaman anlaşmayı bitirebilme hakkınız var. Ama bu tip sözleşmeler sizin elinizi kolunuzu bağlayabilir ve size zaman da kaybettirebilir. Nasıl zaman kaybettirebilir? Yanlış yönlendirme sonucunda ki bana oldu. Ben sözleşme imzalamıştım. Dediler ki tamam. Yani onlar beni yanlış yönlendirdiler. Ben IELTS UKVI sınavına girmem gerekirken direkt IELTS sınavına girmem gerektiğini söylemişlerdi. Dolayısıyla ben de bir ay kadar gecikme durumu oldu. Sonrasında ben ajansımı değiştirmek istediğim zaman da tamam değiştirebilirsin. Biz para iadeni yaparız. Başka bir ajansa devam etme durumunda senin X üniversitesinden aldığın şartlı kabulü biz feshederiz demişlerdi. Dolayısıyla bu durumlara gelmemeniz için asla sözleşme imzalamayın ve ajanslara para vermeyin diyorum. Yaşayan birisi olarak çok sinir olmuştum ben de. Neyse ama zaten o üniversiteye gitmediğim için sıkıntı yok. Evet, devam edelim. Burada employability var. Yani bu üniversiteyi bitirdikten sonra nerelerde çalışabilirsiniz? Bunlara da bakabilirsiniz. Accommodation'a bakabilirsiniz. Accommodation yani her
bu okulda okuyan herkese kalma yeri sağlıyorlar mı? Yurt sağlıyorlar mı? Bu önemli. Yurtların fiyatlarını daha sonraki aşamalarda araştırabilirsiniz. Ama önemli olan ilk aşamada IELTS puanınıza bakın. Bölümün içeriğine bakabilirsiniz. Evet, burada fiyatlara bakabilirsiniz. Fees and Scholarship'ten. Evet, burada Health and Behavioral Science'da 13.800 pound olarak yazıyor. Ama ben burada international öğrencilere burs olduğu gözüküyor. Bunu da inceleyeyim. Bazı üniversiteler direkt international öğrencilere burslar sağlanıyor. Ki benim de 4.000 pound kadar bir burs sağladılar. Bunları da detaylı olarak incelerseniz sizin için bayağı iyi olacaktır. Yani genel olarak böyle söyleyebilirim aslında. Her bir üniversiteyi böyle detaylıca incelerseniz zaten daha sonrasında ajansınıza siz hangi üniversiteyi istediğinizi, yani hangi koşullara göre üniversiteler araştırması gerektiğini söyleyebilirsiniz. Siz de böyle yani kontrol etmiş olursunuz. Daha hakim olursunuz başvuru süresinde diyebilirim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Yani gerçekten bildiklerimi anlatmaya çalıştım. Yani ben de bu konuda mükemmel değilim. Ama aynı aşamalardan geçen birisi olarak size yardımcı olmak istediğim için böyle kısa bir video çekmek istedim. Böyle yani umarım beğenmişsinizdir. Bu arada merak ettiğiniz başka şeyler varsa altta yorum bırakmayı unutmayın. Görüşürüz. Don't watch me.